Alo. Feyza selam, nasılsın? Selam Nazif, iyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben deyim. Muhammed Bin Selman yorumları, mesajları devam ediyor. Bayağı bir bombardımana tutulduk. Süper. Ciddi bilgi var, çok beğenilmiş videolarımız. Süper. Şimdi ikinci bir video için yeni bir konu önerim var sana. Saddam Hüseyin istiyor takipçilerimiz. Orta Doğu dendiğinde akıllarına o geliyormuş. Tamam. Saddam Hüseyin çalışalım, olur mu? Tamam, olur, yapalım. Tamam. Görüşmek üzere. Tamam, sağ ol. Bay bay. Evet, Nazif'le konuştuk. GZT için ikinci videomuzu Muhammed Bin Selman'dan sonra Saddam Hüseyin'le ilgili çekiyoruz. O zaman Saddam Hüseyin'i biraz daha yakından tanıyalım. Bir ruh, bittem, neftik ya Saddam. Ruhumuzla, kanımızla sana fedayız ey Saddam. Orta Doğu tarihinin tartışmasız en eli kanlı diktatörlerinden biri olan Saddam Hüseyin için atılan meşhur sloganın sözleri. Irak'ta dökülen kan ve feda olan canların aslında ürkütücü bir özeti gibi. Gelin idamından sonra bile hayaletinin hala çevresinde dolaştığı Irak'ın devrik lideri Saddam'ı biraz yakından tanıyalım. Saddam Hüseyin 1930'lu yılların sonunda Bağdat'ın kuzeybatısında Dicle Nehri'nin kenarındaki Tikrit şehrine bağlı El Uca köyünde doğdu. İlkokulu Tikrit'te, ortaokulu Bağdat'ta, liseyi ise Kahire'de bitirdi. Kahire Üniversitesi'nde hukuk eğitimine başladı ancak bitiremeden Irak'a döndü. Hukuk eğitimini daha sonra Bağdat'ta tamamladı. Saddam ilk evliliğini dayısı Hayrullah Tulfa'nın kızı Sacide ile yaptı. Bu evlilikten iki erkek, üç kızı olan Saddam ikinci evliliğini Samira Şahbandar ile 1986 yılında yaptı. Biyografilerinde ayrıntılarıyla yer aldığı üzere Saddam çok zor bir çocukluk geçirdi. Ailesi topraksız fakir bir köylü ailesiydi. Babası Saddam çok küçükken öldü ve annesi başkasıyla evlendi. Üvey baba Saddam'a karşı son derece sert ve acımasızdı. Bu aile ortamı Saddam'ın çocuk yaşlarında bile gözlemlenen gaddar karakterini şekillendirdi ve şiddete son derece meyilli, hatta sadist bir insana evrilmesinin yolunu açtı. Saddam gençliğini siyasal istikrarsızlıklarla çalkalanan, derin sosyoekonomik eşitsizliklerle dolu, mezhepsel farklılıklarla bölünmüş ve politik şiddetin olağan olduğu bir ülkede geçirdi. Neticede inşa ettiği rejim de modern Orta Doğu tarihinin en vahşi ve zalim rejimlerinden biri oldu. Saddam o dönem Irak'ta henüz birkaç yüz üyesi bulunan Baas Partisi'nin bir üyesiydi. Baasçılar 1958 yılında askeri bir darbeyle monarşiyi yıkan Hür subayları desteklemişti ve Mısır ve Suriye'nin oluşturduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti'ne Irak'ın da katılmasını istiyorlardı. Ancak Hür subayların lideri ve 58 darbesi sonrası Irak'ın ilk başbakanı Abdülkerim Kasım, ülkesinin Mısır-Suriye Birliği'ne katılımına engel oluyordu. Kasım bir adım daha ileri giderek Baasçılarla yollarını ayırdı ve Irak Komünist Partisi'ne yaklaştı. Baasçıların 59 yılı Mart ayında giriştikleri karşı darbe girişimi başarısız olunca Kasım ve yandaşları Irak'ta Baasçılara karşı cadı avı başlattı. 6 ay sonra Baasçılar Kasım'a suikast girişiminde bulundu. Saddam da bu suikast timindeydi. Ancak suikast girişimi başarısız oldu ve Saddam diğer Baasçılarla birlikte Irak'ı terk etti. İlk önce Suriye'ye, oradan Mısır'a geçti. Abdülkerim Kasım 1963 yılında Baasçı bir askeri darbeyle devrilinceye kadar da Mısır'da kaldı. Kısaca Baas olarak bilinen parti 1952'de Michel Eflak'ın liderliğini yaptığı Arap Baas Partisi ve Ekrem Havrani'nin liderliğini yaptığı Arap Sosyalist Hareketi'nin birleşmesiyle kuruldu. Aslında partinin sloganı ideolojisini özetliyordu. Vahdet, hürriyet ve iştirakiye. Vahdet, partinin bütün Arapları tek bir devlet altında toplaması. Hürriyet, Arapların dış müdahalelerden bağımsız olması. İştirakiye ise ekonomide merkezi planlama ve toprak dağılımı yoluyla daha eşitlikçi bir yapı idealini yansıtıyordu. Baas Partisi Suriye'de kuruldu ama kısa sürede başka Arap ülkelerine de yayıldı. Ancak taraftar bulduğu ülkeler arasında sadece Suriye ve Irak'ta önemli bir siyasi oluşum haline gelebildi. Ve her iki ülkede de 63 yılında iktidarı ele geçirdi. Baas Partisi bugün Suriye'de halen iktidardayken Irak'ta 2003 yılına kadar iktidarda kalabildi. Saddam Hüseyin'in öz dayısı ve kayınpederi Hayrullah Tulfa, Baas Partisi'nin önde gelen üyelerinden Ahmet Hasan Elbekir'in dostu ve aynı zamanda dünürüydü. Saddam'ı Ahmet Hasan'la Hayrullah tanıştırdı ve koruması altına soktu. Böylece Saddam Baas'a üye oldu. Ahmet Hasan Tikritliydi. 58 darbesini gerçekleştiren Hür subaylardan, Baas'ın 63 darbesinde de yer almış bir isimdi. Baas içi iktidar mücadelesinden galip çıkan Hasan, 68'de yaptığı darbeyle iktidarı ele geçirdi ve Irak'ın 4. Cumhurbaşkanı oldu. Tüm bu süreç boyunca Saddam, Ahmet Hasan Elbekir'in yanında konumlandı. Onun sağ kolu oldu. Elbekir'in sağlığı kötüleştikçe Saddam'ın sorumlulukları da arttı. Büyüyen gücüyle Saddam tüm rakiplerini tasfiye etti ve Elbekir'in ardından 1979'da Irak'ın Cumhurbaşkanı oldu. Saddam'ın başkan olduğu yılın en önemli olayı şüphesiz İran'da Ayetullah Hümeyni'nin liderliğini yaptığı halk devrimiydi. Devrimden hemen sonra Irak'ta nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiiler ayaklandı.
ayaklanma Baas rejimi tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı. Saddam bununla yetinmeyip hem kendisi hem de ülkesi için trajik bir kararla 1980 yılının Eylül ayında İran'a saldırdı. Devrimle çalkalanan İran'a karşı çabuk bir zafer kazanmayı hayal eden Saddam, modern Orta Doğu tarihinin en kanlı savaşını başlattı. Neticede tarafların hiçbir toprak kaybı yaşamadığı savaş 8 yıl sürdü ve her iki taraf için de yıkıcı oldu. Yüz binlerce asker ve sivil hayatını kaybetti. Taraflar milyarlarca dolarlık maddi kayba uğradı. Savaşı finanse edebilme çabası her iki devleti de borç batağına sürükledi. Irak'ın borcunun büyük bir kısmı ise savaş boyunca kendisini destekleyen Körfez ülkelerineydi. Bu durum Saddam'ın ikinci trajik kararını almasını da önünü açtı. Irak, 1990'ın Ağustos ayında Kuveyt'i işgal etti. Irak'ın İran'la yaptığı 8 yıllık savaşın yüklü maliyeti işgalin arkasında yatan asıl sebepti. Savaş boyunca Irak, Kuveyt'e yaklaşık 14 milyar dolar borçlanmıştı ve Kuveyt'ten bu borcu hibe etmesini istiyordu. Öte yandan Irak, borçlarını ödemek ve altyapı yatırımlarını finanse etmek üzere 80'ler boyunca düşük seyreden petrol fiyatlarını artırmak için petrol üreten ülkelerin üretimlerini kısmalarını beklerken Kuveyt buna yanaşmıyordu. Sonunda Saddam, İran'a savaş açmaktan sonraki en çılgın kararını verdi ve Kuveyt'i işgal etti. 7 ay süren işgal, ABD liderliğinde 35 ülkenin oluşturduğu uluslararası bir askeri koalisyon tarafından sona erdirildi. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmakla yetindi ve askeri operasyonu Bağdat'a, Saddam rejimini devrinceye kadar sürdürmedi. Ancak rejimin Kuveyt'te yaşadığı askeri hezimetle zayıfladığını düşünen Şiiler ve Kürtler, dönemin ABD Başkanı Bush'un da teşvikiyle ayaklandı. Rejim, Irak'ın 18 eyaletinin 14'ünde kontrolü tamamen kaybetti. Ancak askeri gücünü kısa zamanda toparlayan Saddam rejimi, her iki isyanı da şiddetle bastırdı. Saddam güçlerinin Şiilerin çoğunlukla yaşadığı Güney Irak'ta ve Kürtlerin çoğunlukla yaşadığı Kuzey Irak'ta kontrolü tekrar ele geçirmeye başlaması, her iki bölgede de büyük bir mülteci dalgası meydana getirdi. Kuzeyde Kürtler Türkiye sınırına kaçarken, güneyde Şiiler Şaddül Arap bataklığına ve oradan da İran'a iltica etmeye başladı. Saddam güçlerinin kaçan Kürt ve Şiileri helikopterlerle vurması üzerine uluslararası güçler mültecileri korumak için uçuş yasağı koydu. Böylece Saddam güçlerinin dağlık kuzey bölgesine askeri operasyon düzenleme kapasitesi ciddi anlamda kısıtlanmış oldu. Bu ise kuzey bölgesindeki Kürtlerin takip eden yıllarda otonom bir bölge inşa etmesinin önünü açtı. Kuveyt'in işgalinin Irak ekonomisi üzerinde de yıkıcı etkileri oldu. Zira işgalin hemen ardından BM Güvenlik Konseyi Irak'a ekonomik yaptırımlar uyguladı ve ülkenin önemli gelir kaynağı olan petrol ihracını kısıtladı. Aynı dönemde Irak'ın borcu da giderek arttı. Irak'ın Kuveyt işgalinin Kuzey Irak'ta otonom bir Kürt bölgesinin inşa edilmesinin yolunu açmasının başka sonuçları da oldu. Her şeyden önce bir Arap devletinin başka bir Arap devletine saldırması ve ülkeyi 7 ay boyunca yağmalaması, Kuveytliler ve bu dönemde tamamen Kuveytlilerin yanında yer alan diğer körfezliler için pan-Arap milliyetçiliği fikrinde onarılmaz bir yara açtı. Kuveyt'in işgal edilmesi ve sonrasında her bağlamda zayıflaması, Orta Doğu'da jeopolitik dengeyi İran lehine değiştirdi. İran karşısında bozulan dengeyi düzeltmek için Körfez ülkeleri ABD'nin sağlayacağı güvenliğe daha fazla muhtaç hale geldi. Bütün Körfez ülkeleri ABD'nin güvenlik şemsiyesi altına girdi. ABD ile derinleşen ilişkilerse İran-Körfez ilişkilerini daha da karmaşık hale getirdi ve Körfez ülkelerini İsrail ile yakınlaşmaya itti. 11 Eylül 2001'de El-Kaide'nin ABD'ye karşı düzenlediği terör saldırıları Saddam'ın sonunun başlangıcı oldu. Terörle savaş adı altında El-Kaide'yi cezalandırmak için Afganistan'ı işgal eden ABD, daha sonra Irak'ı hedefine koydu. ABD, ülkeyi kitle imha silahları üretmek ve terörizme destek vermekle suçladı ve 19 Mart 2003'te İngiltere ile birlikte Irak'a saldırdı. 14 yıldır ağır ekonomik yaptırımlar altındaki Saddam rejimi, ABD ve İngiltere'nin askeri saldırısına etkin bir cevap veremedi ve kısa süre içinde yıkıldı. Başkent Bağdat, operasyon başladıktan 21 gün sonra işgal edildi. Bütün operasyonsa sadece 6 hafta sürdü. Bağdat işgal edildiği gün Firdevs Meydanı'ndaki devasa Saddam heykeli de yıkıldı. Saddam'ın kendisi ise Bağdat'a düşmesinin ardından 9 ay sonra Tikrit yakınlarındaki El Devr köyünde ele geçirildi. Takip eden 7 ay boyunca Saddam, Amerikan güçlerinin kontrolünde kaldı ve 2004 Haziran'ında Irak geçici hükümetine teslim edildi. 2 yıl yargılanan Saddam sonunda idama mahkum edildi. Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006 günü Kurban Bayramı'nın ilk günü idam edildi ve doğduğu köyde El Uca'da gömüldü. Evet, GZT için ikinci videomuzda Saddam Hüseyin'i işledik. Orta Doğu'nun önemli figürlerinden bir tanesi. Üçüncü videoda yine sürpriz bir isimle ve sürpriz bir konuyla görüşmek dileğiyle. Maalesef. Videonun sonuna geldiniz. Gördüğünüz üzere seslendirme odasındayım.
gündeme dair gözden kaçanlar hakkında alışılmışın dışında bir bakış açısı. Sadece gündem de değil, aklınıza gelebilecek her şey. Editör anlatsa da izlesek dediğiniz ne varsa GZT'nin Editör Anlatıyor formatında. Kaçırmamak için GZT'yi her yerden takip etmeyi unutmayın.